Geleceğe Nefes Olsun ile büyük bir kampanyaya imza atan Kipaş Holding, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 3000 fidanı toprakla buluşturdu. 5 yılda 500 bin fidan sloganı ile yıllık 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen Kipaş Holding, bu yıl toplamda 132 bin fidanı toprakla buluşturdu. 7 Güzel Adam Edebiyat Yolu üzerinde bulunan bir alanda toprakla buluşturulan fidanlar çevrenin daha yeşil olmasını sağlayacak. Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Hakan Doğan, dikilen 3000 fidan ile birlikte toplamda 132 bin fidan dikildiğini belirtti. Proje 5 yıllık. Kipaş Holding ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün Geleceğe Nefes Olsun kampanyasında 5 milyon TL ile birlikte bir proje başlattı. 5 yıl boyunca her yıl 1 milyon TL ve 100 bin fidan adlarına dikilecekti. Tabii bu sene arkadaşlarımız özellikle bu pandemi sürecinde de bayağı bir farkındalık yaratmak için şu anda 132 bin hedefine ulaştı. Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Halit Gümüşer, sorumlu sanayicilik anlayışının dünyada bir örneği olmuş oluyoruz dedi. Öncelikle tabii ki bu şekilde doğaya katkıda bulunmak bizim açımızdan çok onur verici bir şey. Kipaş Holding olarak bu halihazırda bizim kültürümüzde olan bir konu. Ancak bugün yaptığımız konu sadece doğaya katkıda bulunmak yönü yok tabii ki. Yani biz şu anda sorumlu sanayicilik anlayışının tüm dünyada bir örneği olmuş oluyoruz. Konuşmasının devamında Gümüşer, inşallah 2025 yılında Kipaş Holding karbon pozitif firma halini gerçekleştirmiş olacak ifadelerine yer verdi. Biliyorsunuz tekstil üretimi ve sanayicilik çok büyük bir karbon salınımına dünyada yol açıyor. Dünyada artık sürdürülebilir bir şekilde yapılan üretimler, çevreye duyarlı bir şekilde yapılan üretimler çok önem kazandı. Biz bu kapsamda dünyaya saldığımız karbondioksiti tamamen sıfırlamak anlamında yaptığımız birçok projenin son bacağı olarak da ağaçlandırma projesini gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah 2025 yılında Kipaş doğaya karbon negatif olarak katkısı olmayan tamamen karbon pozitif bir firma halinde bunu gerçekleştirmiş olacak. Tabii ki bunun Avrupa'nın en büyük tekstil üreticisinin bu şekilde bir üretim yapması bence çok sıra dışı bir olay olarak dünyada da sıra dışı bir örnek olacaktır yani.